Adana Seyhan'da bilgi işlem, yazılım ve otomasyon sistemlerinin üretilmesiyle alakalı faaliyet gösteren HGM bilişimdeydik. Beraber izliyoruz. Sevgili Altın Rehber izleyicileri, Adana'nın Seyhan ilçesinde programımız tüm hızıyla devam ediyor. Adana'nın Seyhan ilçesinde HGM Bilişim bizleri konuk etti. Mustafa Bey, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sizleri biraz yakından tanıyabilir miyiz? Öncelikle biz teşekkür ederiz. Yazılım konusunda Adana hizmet vermekteyiz. Türkiye genelinde çalışmaktayız. Ve biz 2009-2010 yıllarından itibaren tamamen sağlık sektörüne yöneldik. Bu konuda diğer işlerimize beraber yazılım, donanım ve altyapı konusunda şu an hizmet vermekteyiz. Peki kaç yıldır bu sektördesiniz? Peki HGM İlişim kaç yıldır faaliyet göstermeye devam etmekte? Bunlardan kısaca bahsedelim. Yaklaşık 2000 yılından beri bu hizmeti vermekteyiz. 3 kardeş olarak başladık bu işe. HGM'nin anlamı da Hakan, Gökhan, Mustafa olarak devam ediyor. Tamamen teknik destek ve onarım üzerine başlamışken şu an yazılıma devam ediyoruz. Peki HGM Bilişim ne gibi hizmetler sunar buradan? İzleyicilerimizi de aydınlatmak açısından onlardan da biraz bahsedelim Mustafa Bey. Birinci amacı özel hastaneler ve yazılım konusunda destek sağlamak, onların işlerini kolaylaştırmak. İkinci amacı ise devlet hastanelerinde veya büyük hastanelerdeki depolarını faal hale getirmek. Yani atıl makinelerinin güzel çalışır halde olmasına rağmen atılmasından dolayı şu an yeni bir projemiz var mesela Niğde Devlet Hastanesi'nin olarak. Onların depolarını şu an boşaltıyoruz. Eski bina çalışmaz dedikleri makinaları faal hale getiriyoruz ve kullanılır hale getiriyoruz. En büyük amacımız da en güzel tarafı bu. Ben de internette araştırmalarımı yaptığım sırada HGM Bilişim arasında bu geri dönüşüm hizmetlerini gördüm. Yani bir teknik servis durumunuz da var. Yani bunlardan da biraz bahsedelim Mustafa Bey. Lazer yazıcılar olsun, diğer teknik elektronik aletler olsun, fotokopi makinesi olsun, bunların hepsi çok küçük maliyetlerle yeni hale getirebiliyor. Ama bunu hiç kimse yapmıyor. Devlet, şu an devletin çok büyük bütçesi gidiyor bununla beraber. Depoda şu an atıl durumda olan bir sürü makine var. Ve biz bunları ne yapıyoruz? Alıyoruz bünyemize, teknik desteklerimizle beraber, yazılımımızla beraber bunları faal hale getiriyoruz. Ve çok küçük maliyetlere, yani örneğin 1000 liralık bir makinayı 200 liralık, 100 liralık maliyetlerle faal hale getirebiliyorsunuz. En güzel teknik olarak yapmak istediğimiz bu. Peki sadece hastane depolarından aldığınız ürünlerin mi teknik servisini yapıyorsunuz, yoksa dışarıdan herhangi bir müşteriniz de size getirip herhangi bir makinasını ya da işte bilgisayarını tamir ettirebiliyor mu? Kesinlikle dışarı çok destek sağlamıyoruz ama tabii ki böyle atıl durumu onları yenilemek için bu şeylere varız. Çalışmaları yaparız yani. Peki sadece Adana ve çevresinde mi faaliyettesiniz, yoksa Türkiye genelinde ve Avrupa'da da faaliyetleriniz devam ediyor mu? Şu an Türkiye genelinde çalışıyoruz ama Türkmenistan, Azerbaycan gibi ön çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda inşallah açılacağız oralarda. Peki izleyicilerimizin sizleri takip edebileceği bir Instagram, Facebook sayfanız var mıdır? HGM.com.tr olarak izleyebiliyorlar ve kişisel hesaplarımızdan da bizi görebiliyorlar. Buradan izleyicilerimizi tekrar aydınlatmak açısından söylüyorum. İzleyicilerimiz herhangi bir şehirden, iletişim numaralarınızdan size ulaştığında bir yardımcı oluyorsunuzdur, mutlaka bir geri dönüş sağlıyorsunuzdur onlara, değil mi? Doğrudur değil mi? Kesinlikle. Aynen. Röportajımı sonlandırmadan önce buradan izleyicilerimize söylemek istediğiniz son bir şey var mıdır? Yani bunlar hepsi milli servetlerimiz. Bunları kaybetmek istemiyoruz. Bunları geri dönüşüm olarak elimize geleni yapmak istiyoruz. Böyle bir şey olduğunda biz desteğe hazırız. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Ben teşekkür ederim. Adana'nın Seyhan ilçesinde HGM Bilişim bizleri konuk etti. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam edecek. Bakalım sıradaki durağımız neresi?